Arkadaşlar, bugünkü konumuz 6. sınıf fen bilimleri 7. ünite elektriğin iletimi. Günlük yaşamda en çok kullandığımız enerji türlerinden birisi elektriktir. Endüstri, tıp, ulaşım, bilişim, haberleşme gibi alanlarda elektrik enerjisini kullanırız. Evlerimizdeki ampuller, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bilgisayar gibi cihazlar elektrik enerjisiyle çalışır. Akü, pil ve bataryalar elektrik enerjisi kaynağı olmasına rağmen kullandığımız birçok elektrikli cihaz şehir elektriği ile çalışır. Şehir elektriği şehirlerden uzak yerlerde kurulan elektrik santrallerinde üretilir. Elektrik enerjisi elektrik santralinde başlayıp evlerimize kadar gelip oradan tekrar santrale dönen kapalı bir devre ile taşınır. Elektrik enerjisi kablolarla taşınır. Bu kablolar elektrik direkleri üzerinden ya da yer altından geçerek evlerimize ulaşır. Elektriksel yük taşıyan eksi yüklü parçacıkların iletken bir madde içerisindeki hareketiyle oluşan etkiye elektrik akımı denir. Elektrik akımını istediğimiz şekilde kullanabilmek için elektrik devreleri kullanırız. Yanda ampul, pil, kablo ve anahtardan oluşan basit bir elektrik devresi verilmiştir. Kurduğumuz elektrik devresinde anahtar kapatıldığında üreticinin eksi kutbundaki eksi yükler iletken tel içerisinde hareket ederek eksi kutba doğru enerjisini iletir. Bu hareketin etkisiyle elektrik akımı oluşarak ampulün ışık vermesini sağlar. Elektrik devresi elemanlarına bakarsak, iletken tel, anahtar sembolünü görüyoruz. Pil, görselleri de yanlarında verilmiş. Ampul sembolü, direnç, reosta. Elektrik devreleri elemanları çizilirken devre elemanlarını resimlerini çizmek yerine sembollerle gösteririz. Bu semboller uluslararası gösterimlerdir ve dünyanın her yerinde aynı şekilde gösterilir. Elektrik devreleri kurulurken elektrik akımını bir noktadan başka bir yere taşıyabilecek maddelerden yapılmış devre elemanları kullanılır. Ayrıca elektrik akımının amaçlanandan farklı bir ortama geçişini ya da istenmeyen kazaları engellemek için elektrik akımını iletmeyen maddelere de ihtiyaç duyulur. Herhangi bir maddenin elektrik akımını iletip iletmeyeceğini belirlemek için aşağıdaki devre düzeneğini kullanabiliriz. AB test uçları arasına kurduğumuz madde, tamamladığımız madde farklılık gösterilebilir. Kurulan devrede iletken telin A ve B uçları arasında bir açıklık bırakılmıştır. Devre bu durumdayken elektrik akımı oluşmayacağından ampul ışık vermez. Denemek istenilen madde test uçları arasındaki boşluğa yerleştirilerek ampulün ışık verip vermeme durumuna göre maddenin elektriği iletip iletmediği belirlenebilir. Elektrik enerjisini bir yerden başka bir yere ileten maddelere iletken madde denir. İletmeyen maddelere ise yalıtkan madde denir. Demir, bakır, alüminyum, altın, gümüş, nikel, kurşun ve krom gibi metal olan maddeler iletkendir. Bu maddelerle AB test uçları arasındaki boşluk tamamlanırsa ampul ışık verir. Plastik, tahta, cam, porselen, naylon, kumaş, kağıt, hava, şeker, kauçuk gibi maddelerle AB test uçları arasındaki boşluk tamamlanırsa ampul ışık vermez. Bu maddeler yalıtkan maddelerdir. Katı haldeki iletken ve yalıtkan maddeler, metaller elektriği çok iyi iletirler. Elektrikli ev aletleri ve elektrik kabloları metallerden yapılır. Elektrik iletkenliğine göre katıları sınıflandırırsak iletken katılara örnek bakır, alüminyum, demir, altın, nikel, krom, gümüş, kurşun kalem ucu verilebilir. Yalıtkan katı maddelere ise
cam, plastik, porselen, tahta, kağıt, yün, ipek, seramik örnek verilebilir. Katılarda olduğu gibi sıvıların da iletken olup olmadığını benzer bir düzenek kurarak test edebiliriz. Kaptaki sıvı madde ampulün ışık vermesini sağlayamadığından yalıtkandır. Saf su, şekerli su, alkollü su, sıvı yağ gibi maddeler elektrik akımını iletmez. Kaptaki sıvı madde ampulün ışık vermesini sağlayabildiğinden iletkendir. Tuzlu su, asitli su, sirke, soda, limonlu su, kan, çeşme suyu ve deterjanlı su gibi sıvılar elektrik akımını iletirler. Yalıtkan maddeler bazı özel durumlarda iletken özellik kazanabilir. Hava iletken olmadığı halde yıldırım düşmesi sırasında bulutlar ile yer arasında elektrik akışını sağlayarak iletkenlik özelliği kazanabilir. Saf su yalıtkan durumdayken tuz ilave edildiğinde iletkenlik özellik kazanır. Yalıtkan sıvılar yüksek elektrik enerjisinin etkisiyle iletkenlik kazanabilir. Bu nedenle sıvı maddeler elektrikli aletlerden uzak tutulmalıdır. Floresan lambalarda elektrik iletkenliği kazandırılan neon gibi gazlar kullanılır. Aydınlanma ve reklam tabelasında bu lambalar kullanılır. Kuru tahta elektriği iletmezken ıslak tahta iletken özellik kazanır. İnsan, hayvan, bitki gibi canlılar vücutlarında iletken sıvılar bulunduğundan elektriği iletirler. Sıvı bir maddenin iletkenliğini belirlemek isteyen öğrenciler seçtikleri sıvı maddeleri hazırladıkları devrelerde deneyeceklerdir. Kullanılan sıvı maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerini göz önünde bulundurarak tabloları dolduralım. Şekerli su yalıtkandır. Sirke iletkendir. Saf su elektriği iletmez, yalıtkandır. Çeşme suyu iletir. Sıvı yağ iletmez, deterjanlı su iletir. Elektrik devrelerinde ve kullandığımız araçlarda iletken maddelerin yanı sıra yalıtkan maddeler de kullanılır. Elektrik akımından doğru ve güvenli şekilde yararlanmak için iletken maddelerin yalıtkanlarla kaplanmasına elektrik yalıtımı denir. Yalıtım sayesinde elektrik akımının tehlikeli etkilerinden korunuruz. Yalıtım için en çok plastik, porselen, mika, kauçuk gibi maddeler kullanılır. Elektrikli aletlerin kabloları plastik kaplıdır. İletkenlerin etrafının yalıtkanlarla kaplanması bizi elektrik çarpmalarına karşı korur. Kontrol kalemi, pense, fiş, priz, duy, elektrik anahtarı gibi malzemeler plastik ya da porselenle kaplıdır. Elektrikle ilgili malzemelerin temas edilen kısımları plastikle kaplıdır. Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletkenle doğrudan temas edince elektrik çarpması meydana gelir. Elektrik enerjisinin üzerinizden geçmesine elektrik çarpması denir. İnsan vücudu iletken olduğundan elektrik akımına temas edilmesi sonucu yanık, yaralanma, şok geçirme ve ölüm meydana gelebilir. Elektrik çarpması sonucu kalp ve solunum durabilir ve bilinç kaybı olabilir. Elektriğe çarpılan kişilere dokunmak tehlikelidir. Elektrik çarpılması durumunda derhal sigorta kesilmelidir veya kazazedenin kablo ile teması yalıtkan madde ile kesilmelidir. Hayatımız için vazgeçilmez olan elektrik enerjisinin zararlı hale dönüşmemesi için önlemler almamız gerekir. Bu önlemlerden bazıları şunlardır. Ellerimiz ıslakken elektrikli aletleri çalıştırmamak, yıpranmış kablo, priz ve fişleri kullanmamak, bir elektrik prizine aynı anda birden fazla fiş takmamak, elektrik ileten kablolardan uzak durmak, yağmurlu havalarda uçurtmamak, tecrübemiz olmadan elektrikli aletleri tamir etmeye çalışmamak. Elektrik çarpmalarında yapılması gerekenlere bakalım.
Öncelikle elektrik sigortası kapatılmalıdır. Elektrik çarpan kişiye asla çıplak elle dokunulmamalıdır. Plastik eldiven takılmalı, lastik tabanlı ayakkabı giyilmelidir. Elektrik çarpan kişinin yakınındaki iletken maddeler yalıtkan kullanılarak uzaklaştırılmalıdır. İlk yardım ekibi aranarak çarpılan kişi hastaneye kaldırılmalıdır. Şekildeki devreyi kuran öğrenciler ampulün ışık vermesini sağlamak istiyorlar. Öğrenciler devredeki boşlukları aşağıdakilerden hangilerini eklerse istenilen sonuca ulaşabilirler. Demir kaşık ve gümüş yüzüğü kullanırlarsa ampulün ışık vermesini sağlayabilirler. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda kullanım amaçları ile ilgili bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir. Bu öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur? Prizlerin dışlarında yalıtkanlar kullanılır. Ailenin ifadesi doğrudur. Elektrik kablolarının dış kısımlarında yalıtkanlar kullanılır. Furkan'ın ifadesi doğrudur. Rasim, elektronik eşyaların tüm kısımlarında iletkenler kullanılır. Yanlış. İletken ve yalıtkan maddeler kullanılır. Yanıtımız D şıkkı olur. Ailem ve Furkan. Ampulün parlaklığı nelere bağlıdır? Çok sayıda pille çalışan el fenerinin tek pille çalışan bir el fenerinden daha fazla ışık verdiğini söyleyebiliriz. Elektrik devrelerinde değişen bazı faktörlere bağlı olarak ampul parlaklığı da değişir. Ampul parlaklığını etki eden faktörleri deney yaparak gösterebiliriz. Kontrollü deneylerde sabit tutulan değişken, bağımsız değişken ve bağımlı değişken olmalıdır. Sabit tutulan değişken miktarı ve değeri değiştirilmeden aynı tutulan değişkendir. Bağımsız değişken ise deneyi yapan kişi tarafından miktarı artırılan veya azaltılan değişkendir. Deneyin sonucunu etkiler. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenden etkilenen değişkendir. Deneyde ortaya çıkan sonuçtur. Şekildeki devreleri kurarak yaptığımız deneyde pil sayısının arttırılması sonucunda ampul parlaklığının arttığını gözlemleriz. Yapılan bu deneyde sabit tutulan değişken, bağımlı değişken ve bağımsız değişken şu şekildedir. Sabit tutulan değişkenler ampul sayısı, iletken telin boyu, kalınlığı ve cinsidir. Bağımsız değişken ise pil sayısıdır. Birinci devrede pil sayısı 1 iken ikinci devrede 2 adettir. Bağımlı değişken ise ampul parlaklığıdır. Şekildeki devreleri kurarak yaptığımız deneyde ise ampul sayısının artırılması sonucunda ampul parlaklığının azaldığını gözlemleriz. Bu deneydeki değişkenler aşağıdaki gibidir. Sabit tutulan değişken pil sayısıdır. Her iki devrede birer tane pil bulunmaktadır. Telin boyu, kalınlığı ve cinsi sabit tutulan değişkendir. Bağımsız değişken ise ampul sayısıdır. Birinci devrede bir adet ampul, ikinci devrede iki adet ampul bulunmaktadır. Ampul parlaklığı ise bağımlı değişkendir. Ampul ve pil sayısı değiştirilmeden de ampul parlaklığı değişebilir. Elektrik kablolarını incelediğimizde bakırdan yapıldığını görürüz. Farklı metaller kullanıldığında kabloların elektrik iletkenliklerinde değişim olur. Bağlantı kablolarının cinsi, uzunluğu, kesit alanı devredeki lambaların parlaklığını etkiler. Bunun nedeni elektrik iletiminin kullanılan iletkenin yapısına göre zor ya da kolay olmasıdır. Maddelerin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. Direnç birimi ohm'dur ve omega işareti ile gösterilir. Bütün iletkenlerin bir direnç değeri vardır. Yalıtkan maddelerin direnci çok büyük iken, iletken maddelerin direnci ise küçüktür. Direnç ölçer ile ölçülür. Direnç maddelerin elektrik enerjisinin hareketine gösterilen zorluk anlamına gelir. Bu durumda direncin büyüklüğü ampulün parlaklığı ile ters orantılıdır. Direnç küçükse ampul parlak, direnç büyükse ampul daha az parlak yanar.
Devrede kullanılan direnç telinin uzunluğu, kalınlığı ya da cinsi değiştirilerek ampul parlaklığı değiştirilebilir. Direnç, iletkenin uzunluğuna bağlıdır, iletkenin kalınlığına yani kesit alanına bağlıdır, iletkenin cinsine bağlıdır. Şekildeki devrelerde test uçlarına kalınlıkları ve cinsleri aynı, uzunlukları farklı olan teller yerleştirilerek ampul parlaklığı karşılaştırılıyor. Uzun tel kullanılan devrede ampul parlaklığının azalması bu devredeki direncin fazla olduğunu gösterir. Uzun telin kullanıldığı devrede ampul daha sönük ışık vermiştir. Telin boyu artırıldıkça direnci artar, ampul parlaklığı azalır. Şekildeki devrelerde test uçlarına uzunlukları ve cinsleri aynı olan tellerden ince ve kalın tel yerleştirilmiştir. İnce tel kullanılan birinci devrede ampul parlaklığının az, kalın tel kullanılan ikinci devrede ise ampul parlaklığının fazla olduğu görülüyor. Sonuç olarak ince tel kullanılan devrede direncin büyük olduğunu söyleyebiliriz. İnce telin kullanıldığı birinci devrede ampul sönük ışık vermiştir. Kalın telin kullanıldığı ikinci devrede ise ampul daha parlak ışık vermiştir. Telin kalınlığı arttıkça direnci azalır, ampul parlaklığı artar diyebiliriz. Şekildeki devrelerde uzunlukları ve kalınlıkları aynı olan bakırdan ve demirden yapılan teller alınarak test uçlarına yerleştirilmiştir. Demirden yapılmış telin kullanıldığı devrede ampul parlaklığının az olması demir telin direncinin büyük olduğunu gösterir. Bakır telin kullanıldığı birinci devrede ampul parlak ışık verirken demir telin kullanıldığı ikinci devrede ampul daha az sönük ışık vermiştir. Telin direnci telin yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Elektrik enerjisinin iletiminde bir miktar ısı enerjisine dönüşerek harcanır. Böylece devre elemanları bir miktar ısınır. Bunun nedeni devre elemanlarının dirence sahip olmasıdır. Bütün iletkenlerin bir direnci vardır. Isı enerjisine dönüşen elektrik enerjisi direnç ile orantılıdır. Bu nedenle ısı enerjisi elde edebilmek istenen cihazlarda yüksek dirençli teller kullanılır. Örneğin su ısıtıcılarında kettle kısmında büyük dirençli tel kullanılır. Benzer şekilde saç kurutma makinelerinin içinde büyük dirençli tel kullanılır. Direncin elektrik akımının geçişine karşı gösterilen zorluk olduğunu öğrendik. Üreteçte, anahtarda, ampulde olduğu gibi iletken teller de belirli bir direnç değerine sahiptir. Devre elemanlarının direnci sebebiyle elektrik akımının bir miktar ısı enerjisine dönüştüğünü öğrendik. Televizyon, bilgisayar, mikser gibi elektrikli araçların bir süre çalıştıktan sonra ısınmalarının nedeni devre elemanlarının direncidir. Yalıtkan maddelerin direnci çok büyük olduğundan elektrik akımını iletmezler. Bu nedenle elektrik iletiminde yalıtkanlar yerine iletkenleri kullanırız. Direncin birimi ohm'dur. Devre elemanlarının direnci 10 metre ile ölçülür. 10 metrenin bağlantı kabloları devre elemanının iki ucuna dokundurularak direnç değeri dijital ekranda ohm cinsinden ölçülür. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürerek ışık elde etmemizi sağlar. Ampul 19. yüzyılda Thomas Edison tarafından bulunmuştur. Thomas Edison elektrik akımını yüksek miktarda ışığa dönüştüren ampul aracını geliştirerek zamanının en büyük buluşunu gerçekleştirmiştir. Edison'un çalışmaları sonucunda 40 saat çalışabilen ampul yapmasına rağmen günümüzde uzun yıllar çalışabilen çok değişik türlerde ampuller üretilmiştir. Ampul filamanın yüksek direnci sayesinde çalışır. Filaman spiral şeklinde ince ve uzun bir teldir. Bu telin spiral şeklinde yapılması telin boyunu artırarak direncinin artmasını sağlamaktır. Filaman yapımında direnci diğer metallere göre çok yüksek olan tungsten metali kullanılır. Filamanda kullanılan malzemedeki amaç bakır gibi iyi bir iletken olması değil, direnci yüksek olan iletken olmasıdır.
Böylece filaman yüksek dirençten dolayı akkor hale gelerek etrafa ışık yayar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim.